Merhaba arkadaşlar. Bugün bir küp animasyonu yapacağız. Şöyle bir izleyelim. Gördüğünüz gibi böyle bir animasyon olacak arkadaşlar. Başlamadan en tuşuna bastım ve şu sağdan screen cast keys özelliğimizi açtık. Ve yine unutmadan buradan Eevee render motoruna geçtik. Küpü seçtim arkadaşlar. Şöyle S2 deyip biraz büyütelim. Şuradan Solidify Modifier attım. Şöyle wireframe'den bakayım. Şöyle thickness'ını birazcık ayarlıyorum. Tamamdır. Şimdi copy diyorum. Bir tane daha kopyaladım bundan. Bu sefer de birazcık dışarı doğru. Şöyle olsun mesela. Tamam, bu da tamam. Şimdi de wireframe modifier atalım buna. Şimdi bu küp seçilirken şuradan materyal moduna girip burada materyal tipini emission yaptığımız zaman şöyle de bir renk verirsek yeşil olsun. Burayı arttıralım. Şöyle geldik. Şuradan render ayarlarına gidip bloom'u aktif edersek ve buradan böyle ayarlarsak burayı, gördüğünüz gibi artık küpümüz parlamaya başladı arkadaşlar. Şuradan böyle yoğunluğunu falan ayarlayabileceğiz. Geldik buraya tekrar. Şimdi buna bir tane daha dışına küp yapalım. Şöyle Shift A diyorum. Z Solid Mode'a geçtim. Shift A dedik. Bir tane daha küp istedim. Şöyle Scale ile bunu birazcık büyüttüm. Şöyle wireframe'den bakarsak çok az daha büyük. Şimdi bu küp seçerken bir tane materyal attım buna. Şöyle render moduna geçelim. Şöyle şu screen space refraction'ı kapadım. Şimdi buraya geldik. Roughness'ı sonuna kadar azalttık. Transmission bunu arttırdık. Şimdi normalde alttaki küpümüzün gözükmesi lazım. Şuradan screen space refraction seçeceğiz. Ve yine gözükmüyor. Geldik buraya. Buradan Screen Space Reflection'ı aktif ettiğimiz zaman küpümüz gözükmeye başladı. Ama şurada Reflection seçilecek Half Trace yerine. Ona da dikkat edin. Şimdi artık küpümüz gözüküyor. İsterseniz hareket vermeye başlayalım. Şimdi bu ilk küpü seçip ikinci küpü seçiyorum ve Ctrl P diyorum. Object. Artık bu küpü seçip Rotate ya da G'ye basıp hareket ettirirsem bu bununla hareket edecektir arkadaşlar. Şöyle Dope Sheet'imizi biraz açalım. Çalışma frame sayımızı 120'ye kadar düşürdüm. İstediğiniz kadar çalışabilirsiniz. Zaten örnek yapıyoruz şu an. Çeşitlendirebilirsiniz kendinize göre. Şöyle birinci frame'de şu ikinci küp seçilirken hatırlarsanız ilk küp onun parent olmuştu. Şuradan Object Properties'e gelip şurada Rotation X'e şöyle bir keyframe verdim. Böyle geldi. Şimdi biz tam bir tur dönmesini istiyoruz bunun. Böyle 120 kare boyunca. Ama bir sonraki karede de şu başladığı yerde olsun ki döngüye girsin. O yüzden ne yapacağız? Şu son kareye gittik ve bir kere yani bir kare sağa kaydırdık ve 360 yazacağız. Böylelikle 120. karede 360'tan bir önceki karede olacak ve şu kareyle onu tamamlayacak. Şimdi en başa gidelim ve şöyle bir izleyelim. Gördüğünüz gibi ilk dönüşümüz geldi. Şimdi tekrar başa aldık. Y'ye bu sefer aynısını yapacağız. Keyframe verdik. Şöyle sona gittik ve sağ ok tuşuyla bir kare kaydırdık. 360 dedik. Buna da bir keyframe verdik. Tekrar başa döndük, izliyoruz.
Gördüğünüz gibi bu da oldu. İstersek Z'ye de yapabiliriz. Bir de onu deneyelim. Keyframe verdik. Şöyle sona gidip sağ okla bir kare kaydırıp 360 dedik ve bir keyframe de böyle verdik. İzleyelim. Sanırım Z olmadan daha güzel olacak. O yüzden geri aldım bunu. Tekrar izleyelim. Şöyle F12'ye basarsak şöyle birazcık da geri gidelim. Render'da nasıl gözükeceğini görebiliriz. Tamam, böyle güzel olacak sanırım. Şimdi kameramızı ayarlayalım. Şöyle render moddayım. Mesela şöyle hafif yukarıda olsun. İstediğim bir yere geldim. Ctrl Alt ve 0'a basıp kamerayı ayarladım. Tam baktım açıya geldi. Kamerayı seçip R ve Z dersen şöyle yatay eksende çevirebileceğim onu. Şöyle ayarladım. Şimdi F12'den bakarsak böyle birazcık daha yukarı alalım. G ve Z dedik. İstersek kamera açımızı küçültüp böyle görüntüyü büyütebiliriz. Gerek yok sanırım. Tamam, şöyle güzel olacak. Şu background'ı world'u seçip şöyle karartalım. Şimdi bir daha F12'ye basalım. Ve gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oldu. Rengini falan değiştirebilirsiniz isterseniz. Şimdi ne yapacağız? Render ayarlarına gelelim. O da çok kolay. Şuradan output bölümüne girip buradan FFmpeg encoding bölümünden de şuradan H264 MP4 seçtiğimiz zaman tamamdır. Şuradan kayıt yerimizi seçeceğiz. Şöyle bir tane kayıt yeri seçiyorum şu an. Bu da tamamdır. Şimdi bir render alacağız arkadaşlar ve bittiğinde görüşürüz. O da şuradan render ve render animation diyeceğiz. Arkadaşlar renderımız bitti. Şöyle bir izleyelim. Hatırlarsanız dışa bir tane daha küp vermiştik. Şöyle. Ona da transmission yapmıştık, yani geçirgen. Gördüğünüz gibi sanki dışında böyle bir cam varmış gibi bir görüntü elde ettik böylece. Dersimiz buraya kadardı arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz aşağıya yorum atıp bizimle paylaşırsanız yorumlarınızı seviniriz. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın.